Rıdvan Yılmaz 9 milyon euroya Schalke'ye transfer olmuş. Güzel. İnşallah devamını görürüz. Hadi biz kaldığımız yerden devam edelim. Adana Demirspor mücadelesine başlayacağız. Abi güzel yapmışlar ya bu şeyleri. Vallahi yani pankartları, koreografileri falan güzel yapmışlar. Yenilme, en az bir asist yap ve 8.5 ile oyna. Tamam. Ya gündüz maçı. Hiç sevmem, yemin ederim nefret ederim, hiç sevmem. Al onu, al onu, al onu. Buradayız, pasını oyna. İhlas Bey bu, pasını oynadı Pelkas. Pelkas ne yapıyorsun? İrfan Can Kahveci, geri oyna. Masanda olur. Orta, çok abidik gubidik şeyler. Görmüyorum ya, görmüyorum abi. Zaten gündüz maçı, bir de çok hızlı hızlı geçiyor. Aha aldık topu. Aldık. Bende o. Bende. Herkes yerine geçsin. Sakin. Bende. Senin önüne bırakacağım. Haydi gol olsun. Lütfen gol olsun. Şutunu çek. Lütfen şut çek. Ve gol. İşte bu. Asist de geliyor. Çok iyi. Çok iyi be abi. Çok iyi. Müthiş bir asist. Buradan İhlas Bebu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten harika bir gol. Hem hazırlanış açısından hem de şut. Müthiş. Gerçekten güzel gol. Böylelikle en az bir hedefimiz garanti. Kazandığımız takdirde o da garanti ve 8.5 ile oynarsak öteki de garanti. Güzel. Aldık aldık aldık, güzel. Sakin sakin. Pelkas'ın önüne bırakacağım. Pelkas ileriye git. Pelkas gidiyor. Bana oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Sağ ayak. Yerden orta yapacağım. Yerden orta yapacağım. Yapamadım. Maalesef hızımı kontrol edemedim. Ayarsız enerji. Belhanda. Top dışarıda. Güzel vurdu. Berişan'ın ön... La oğlum Berişan'ı bırakacaktım. Neyse offside olmasın da bana uyar, fark etmez. Geri oyna, geri oyna. Top bende. Ceza sahası içerisinde. Yerden orta yapacağım. Şutunu çek. Olmadı maalesef. Akintola ceza sahasına girdi. Ortayı yaptı. Balotelli'ye gelmeden araya girdik. Güzel. Tehlike henüz geçmedi. Tehlike en sonunda geçti. Bebu'yla paslaşmak istedim. Nereye oynadı? Ozan Tufan, top nerede? Göremiyorum ki ya. Valla gündüz maçları bu yüzden çok gıcık ya. Pelkas. İhlas Bebu. Topu istedim şimdi. Kaleye baktım. Şutumu çekeceğim. Şutumu çekiyorum. Müthiş bir şut. Maalesef kıl payı kaçtı. Kıl payı kaçtı. Gol olsa gerçekten harika bir gol olacaktı ama kıl payı kaçtı. İhlas Bebu pasını oynadı şimdi bana. Ceza sahası içerisine girdim. Şutumu çekeceğim buradan. Şutumu çekiyorum. Rakip girdi araya. Topu saklıyorum. Topu sakladım. Sakla sakla sakla. Pasını oyna. Top tekrar bende. Vur 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 artık, işte bu. Gol. 2-0. Bu sezon ilk resmi golümüzü atıyoruz. Adana Demirspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe ulaşıyoruz. Sol ayakla 90'a çok güzel bir şut. Gerçekten güzel gol. Yakın mesafe, kaleci hiçbir şey yapamazmış zaten. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 2 Adana Demirspor 0. İkinci yarıya başlıyoruz. Pelkas önüme bıraktı. Muhammed Gümüşkaya topu ayağından kaptırıyor ve top maalesef bizden çıkmış. Şimdi bizde top. İhlas Bebu'nun önüne bırakacağım. İhlas Bebu. Kale boş, kale boş. Beklemedim ben orada topu. Orada ben topu beklemedim. Bana da sürpriz oldu yani. Şimdi Adana Demirspor etkili gelmeye bakıyor. Mete Anlı'nın orta, şut, kaleci Altay. Topu çıkarın abi. Çıkarın, çıkar, güzel. Güzel, 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 güzel. Sakin. Pelkas, İhlas Bebu. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, Muhammed. Muhammed topu kaptırma. Aldık topu tekrar, önüme bırak. Güzel. Geriye çek. Geri, pasını oyna, vur, vur, vur. 3-0. Bizim offside, bizim asist güme gitti ama 3-0 öndeyiz. Güzel paslaşıyoruz. Tiki taka tak 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 tak. İşte burada şut çeker gibi yaptım. Pasımı oynadım fark ettiyseniz. Hızlı paslaşmalarla
Kaleciyi de şaşırttık ve topu ağlara göndermeyi bildik. Bebu bana bırak. Bebu bıraktı. Sol ayak. Muhammed Gümüşkaya. Muriç. Çok güzel bir şutlu. Çok güzel bir kurtarış. Maalesef burada kaleciyi geçemedik. Aha aldık topu. Top bir an önünde kaldı. Kaptırma. 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 Pas oynamayacağım. Pas oynamayacağım. Pas oynamayacağım. Şimdi orta. Ortayı... Yani istediğim yere yapamadım. 67 Zonguldak. Top bize geliyor. Araya girdik, güzel. Pelkas, Bebu. Önüme bırak. Şimdi bırak. Bırakır mısınız? Muhammed Gümüşkaya sağ ayak. Korner olması lazım. Aha. Oo, güzel pozisyondu. Ve bu şimdi Pelkas'la oynuyor. Pelkas çok güzel bir top. Serdar Dursun'a gelmedi. Pelkas şimdi önüme. Aa nan 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 oynama. Berisha. Berisha buradayım. Şutumu çekeceğim ama kontrol edemedim. En sağdayız. Atilla ileri oynadı şimdi. Pelkas önüme bırakır mısın? Teşekkür ederim. Ortayı yapacağım. Bizde hala top bizde. Bir orta denemesi daha. Of, çok güzel ortaydı. Fakat kafa da güzel olmasına rağmen golle sonuçlanmadı maalesef. Top bizde mi? Evet bizde. Şimdi sakin. Topu savunma çektim. Sol ayakla sert bir şut, kaleci Muriç. Deniyoruz. Deniyoruz. Bir gol daha bulmayı deniyoruz. Güzel girdik araya. İhlas ve bunun önüne bırakacağım. Maalesef olmadı. Top çıkmasın. Pasımı oynadım şimdi Pelkas'a. Pelkas. Oynama. Oynama. Bana oyna. Tamam. Sol ayak. Sol ayakla güzel bir şut gelmedi. Korner olur mu? Geri oyna. Geri oyna. Güzel. Kaleye baktım. Dakika 90 artı 2, 3. Yani maç bitmek üzere artık. Top bizde. Kaptırdık. Nasıl oldu ya? Oğlum bizim kontrol ettiğimiz topu nasıl rakip aldı ya? Karşılaşma 3-0'lık. Galibiyetimiz de sona eriyor. Bu galibiyetle birlikte 6 puanı yükseliyoruz. 1 gol 1 asistle 10 puanla oynamışız. Maçın adımı seçiliyoruz. Galatasaray 5-1 kazanmış. İlk maçı da kazandılarsa şu an lider olabilirler. Bakalım. Oo, Karagümrük. Bakalım ne yapmış? Karagümrük. Oho, Karagümrük'e karşı oynayacağız bu arada. 4 gol atıp bir gol yemiş. O nasıl oluyor lan? Biz 6 gol atıp bir gol yemişiz. Gol avarajımız da yüksek ama Karagümrük lider. Her neyse. Karagümrüğü de yenip şimdi liderin, asıl liderin kim olduğunu göstereceğiz inşallah. River Plate'den, Arjantin'den teklif geldi. Abi ben Arjantin'e gitmem. Çok özür dilerim ama ben Arjantin'e gitmem. Ne işim var benim Arjantin'de? Karagümrük'e karşı oynayacağız şimdi. Formalar gayet yerinde. Gece mücadelesi. Yuh, 22.45'te maç mı olur lan? Neyse, karşılaşmaya başlayalım. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan hepinize merhaba. Pelkas oynayacağım. Pelkas koşar mısın? Pelkas koş. Hızlı bir top. Uzun boyuna onun dikkat etmemiz lazım. Özellikle kornerlerde. Aldık topu. Güzel güzel güzel. Önüme bırakabilirsin. Teşekkür ederim. Ben de sana bırakacağım. Haydi gol yap bunu. Yapma ya. Yapma ya. Abi ya deli ediyor bu oyun beni ya. Resmen öndesin işte. Geriye gel. Yani senden başka kimse de yok zaten. Mis gibi pozisyonu harcadık ya. Muhammed. Muhammed kaleci. İstediğim gibi vuramadım tam olarak. Ama yine de güzel deneme. Umarım bir sonraki denememizde golü buluruz. Şimdi ortayı yapacağım. Yakın direğe. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Nein. Top bir an bende sandım. O yüzden şuta bastıydım. O da Pelkas'a şut çek olarak gitti. Pelkas da beni dinlediğinden pozisyonun içine ettik.
Şimdi solumuza çektik. Pasımızı oynayacakken haydi gol olsun. Ozan Tufan, yapma bunu Ozan ya. Yapma bunu Ozan ya. Ya bu pozisyonları cömertçe harcıyoruz ya. Çok kötü. Nine nine nine. İleriye. Haydi güzel. Güzel pozisyon. Güzel pozisyon. Hoca faul vardı ama devam ettik. Şut gol olsun, işte bu. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Dakika 21. Karagümrük karşısında 1-0 öndeyiz. Öncesinde bize faul yapıldı. Ona rağmen bir şekilde oraları geçip gol atmayı bildik. Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 öndeyiz. Oo, ceza sahası dışından gol atmamızı istiyor bir de. Hem asist yapmamızı istiyor hem de ceza sahası dışından gol atmamızı istiyor. Bakalım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya ile ceza sahası dışından bir gol atmamız lazım. Ve aynı zamanda bir de asist yapmamız lazım. Top bende. Sakin, sakin, sakin. Şutumu çekiyorum şimdi. Maalesef kötü gitti. Oynar mısın? Teşekkür ederim. Şutumu çekeceğim buradan. Uzaklardan denemem lazım. Muhammed Gümüşkaya, hatırlarsanız ilk karşılaşmasında çok zor bir açıdan müthiş bir gol atmıştı ceza sahası dışından. Belki oyunda da aynısını yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi bir çalım. Baktık kaleye. Güzel bir şut. Direkt mi kaleci mi bilmiyorum ama maalesef gol olmadı. Kaleci. Oo, kaleci. Son anda dokunmuş. Haydi buradan bir asist yazılsın bize. İlla topu mu isteyelim ya? İlla topu mu isteyelim? İlk yarı sonu eriyor. İlk yarı sonucu Karagümrük 0, Fenerbahçe 1. Aldık topu. Pasını oyna Pelkas'a. Pelkas, bana oynama. Şimdi oyna. Oynar mısın? Oo, dur. Sakin. Pasını oyna. Çünkü ben ceza sahasına girdiydim artık. Şut. Çek. Korner. Bebu'nun önüne bırakacağım. Haydi Bebu. Yetiş buna Bebu. Lütfen Bebu. Offside. Bir an hedefimiz olan asisti acaba yakalayacağız mı diye düşündüm. İleri oyna. Bak topu istemedim bilerek. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, kaptırma ya. Benim şutu çekmeme izin verin lütfen ya. 24 kim? Ben miyim? Ben 23 değil miydim? Lütfen. Oynar mısınız? Tam şutu çekiyordum. Maalesef olmadı. Zaten ceza sahası içerisindeydik. Hedefi tutturacağız diye puanımız düştü ya. Şimdi ileri oynadım. Bebu giriyor oyuna. Top bir şekilde önümde kaldı. Şimdi ceza sahası dışı. Sağ ayağına denk geldi maalesef. Kaptırma şu topu. Bir kere de kaptırma şu topu ya. Berisha. Bebu. Pelkas. İleri oynadı. Çok güzel. Samatta. Oynar mısın? Ceza sahası dışından. Güzel bir şut. Müthiş bir gol. Harika bir gol. En sonunda. Son dakikada hedefi tutturduk. Son dakikada. Harika bir gol. Müthiş bir gol gerçekten. Son anda ya, son anda ceza sahası dışından güzel bir gol atmayı başardık. Gerçekten şu ana kadar belki de kariyerimizdeki en güzel gol diyebiliriz.
Gerçekten güzel gol. Bir asist daha yapma, yani bir asist yapmamız lazımdı. Onu başaramadık ama bir gol, daha doğrusu iki golle birlikte maçı tamamlıyoruz. Maçın yıldızı oluyoruz. Özellikle demin attığımız gol gerçekten harikaydı. Umarım böyle devam ederiz. Golü bir kez daha izleyelim. Gerçekten harika goldü. Of. Şiir gibi ya, şiir gibi. Hani bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Şöyle bakalım. Burada topu geriye çektik. Ceza sahası dışarısına çıkardık topu. Çok güzel bir vuruş. Güzel güzel güzel. Harika bir gol. Güzel. 3 hedefin ikisini tutturduk en azından. Bu da bir başarıdır bence. 3 maç, 3 gol, 1 asist. Gayet iyiyiz. PSV'den teklif. Yani teklifler ardı ardına geliyor, eyvallah, ama kabul etmeyeceğim. Şimdilik Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi hayalim var. Yani o gerçek hayatta da var da. Muhammed Gümüşkaya olarak diyorum yani. Kasımpaşa mücadelesine başlıyoruz. Şu an bir maç eksiğimiz olmasına rağmen liderle aynı puandayız. Altay Bayındır'ın galiba koreografisi vardı orada. Yine bir gündüz karşılaşması ama gölge var en azından. O yönden sıkıntı yok. Şimdi aldık Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Bir gol daha gelir mi? Muhammed! Kaleci Ertuğrul. Ertuğrul Taşkıran mı bu bilmiyorum ama kaleci güzel çıkardı. Bizim aslında yani bu pozisyonları sol kanattan doğru yakalamamız lazım. Muhammed! Dışarıda. Tutturamadık. Şimdi güzel pas. Şutunu çek. Direkt de patladı top. Ne güzel asist yazılacaktı. Direkt de patladı. Bu arada asist demişken hedeflerimiz neler bilmiyorum. Onlara bakmamız lazım. Hemen şöyle bir bakalım. 8.5 ile oyna ve %65 topla oynama yüzdeniniz olsun diyor takım olarak. Tamam. Pelkas geri oyna. Aldık topu. Muhammed Gümüşkaya'dan güzel bir şut, kaleci Ertuğrul. Bu kaleciyi geçeceğiz. Başaracağız bunu. Bu maçta en az bir gol atacağız gibi inşallah. Güzel gitmiş top. Şimdi Muhammed Gümüşkaya sol ayakla plase deneyeceğim. Oo, çok ilginç bir şekilde geçtim oradan. Ozan Tufan'ın şutu gözlerimizin önünde dışarıya gitti. Sakin. Güzel pas, oynayacağım. Oynadık. Ozan Tufan. Pelkas geri oyna. Şut, kaleci Ertuğrul. Pelkas'ın önüne bırakacağım. İlk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu 0-0. İkinci yarıda mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Muhammed Gümüşkaya. Ve bu. Şimdi Pelkas. Boşa çıktım. Pasını istiyorum. Aldım topu. Muhammed Gümüşkaya. Ya ayda yılda bir tam istediğim pulsunu yakalamışım. Tam istediğim pozisyon ya. Hızlı paslaşmalarla ileriye doğru gitmeye bakıyoruz. Şimdi bizde top. Ceza sahası içerisine girdim. Yerden pasım oynayacağım. Offside olmasın. Ve gol. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Gol Pelkas. Önemli olan takımın galip gelmesi. O yüzden şut çekmedim. Pası oynadım. Çünkü önemli olan gerçekten takımın galip gelmesi. Yine formamızdan çekmişler ama bizi durduramamışlar. Pelkas zor bir şutla topu ağlara gönderiyor. 1-0 öndeyiz. Bu gol bizi en azından biraz olsun rahatlatacak şimdi ilerleyen zamanlarda. Şut çekerken daha az suçluluk psikolojisine bürüneceğim. Pelkas'ın önüne bırakacağız. Pelkas'ın önüne bıraktım. Sakin. Aldık şimdi topu. Şimdi sol ayak. Yine sevdiğim pozisyonlardan biri. Yine kötü bir şut. Bunların gol olması lazım. Ceza sahası içerisindeyiz. Şimdi sol ayak. Şutunu çek. Ortayı yapmayı deneyeceğim.
Ya da yerden pasını oyna. Maalesef Perkas istediği şutu çekemedi orada. Yine sakatlandık. Yine sakatlandık. Lan oğlum sakatım. Bana niye top oynuyorsunuz? Tamam topu istedim diye de yani. Çok zor bir pas ya. Neden böyle bir tercih yaptın ki? Hoca Muhammed Gümüşkaya dışarıya işaret yapıyor beni çıkarın diye. Perkas'ın önüne bırakacağım bir türlü bırakamadım. Topu geriye çek. Bebu gidiyor. Haydi Bebu. Direkte patladı top. Bebu, Perkas. Benimle oynadı. Bebu'nun önüne bırakacağım şimdi. Bebu'ya güzel bir pas. Offside yok. Perkas. Bebu geriye. Buradayım. Sakin. Luis Gustavo. Yapma bunu. Geri oyna. Güzel pozisyon. Şut. Kaleci. Ah be. Bir güzel pozisyon daha. Yine kaleci engel oluyor. Bizim o top. Bizim. Şutumu çekeceğim. Artık gol olsun bu. Geçmedi bile. Rakibi geçemedik bile orada. Ve bunun önüne. Of. Son anda girdi araya. Perkas yetişti şimdi topa. Haydi gol olsun. Kaleci. Oha be. Duvar oldu resmen ya. O golü nasıl atmışız lan biz? Samatta'yı kızamayız burada. Güzel vurdu çünkü. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed bir şut daha. Karşılaşma bitmek üzere. Bitsin zaten. 1-0 olsun bizim olsun. Tamam hoca bitir artık. Hoca bitir artık. Yani bitir hacı. Bitir. Hacı bitir. Allah Allah. 1-0. Galip geliyoruz ve liderliğimize devam ediyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Çok güzel şutlar çektik. Şöyle bir bakalım hakikaten. 12 şut çekmişiz. Fenerbahçe olarak 17 şut çekmişiz. Ama 12'sini ben çekmişim. %74'lük bir pas isabeti. %50'lik ikili mücadelede başarı. Bir kere offside yakalanmışım veya yani offside olan birini oynamışım. İkisinden biri. Bilmiyorum tam olarak ne demek istiyor orada offside yazarak. 13 kez top kaybetmişim, 93 dakika oynamışım, 15.2 kilometre koşmuşum. Burada hakikaten ya çok güzel detaylar var aslında, bunlara hep bakmak lazım. Aha işte benim şutlarım bunlar değil mi? Aynen benim şutlarım, şuna bakın. Her yerden denedik bir türlü atamadık. 4 tane normal, 6 tane normal, 4 tane de falsolu denemişiz. 2 tane de... Ha köşe vuruşu, tamam ben de şaşırdım. Hiç friki kullanmadım ki diyorum bir anda kendi kendime. Buralarda solma yaptığımız yerler. Neyse devam edelim. Yalnız 3 hedefin ikisini tutturamamışız. İkisini de kıl payı kaçırmışız ya. Tüh. Ben oralara dikkat etmedim. Etseydim belki yapabilirdik. 4 maç 3 gol 2 asist. Şu an 4 maçta topladığımız 12 puanla lideriz. 9 gol atıp 1 gol yedik. 8'lik yani 8. Averajımız 8. Bir sonraki maçımız kime karşı? Trabzon'a karşı. En yakın rakiplerimizden biri. Hiç vakit kaybetmeden bu karşılaşmaya da çıkalım.